İsmail Hocam'ı dinlemek istiyorum. Ben üzüldüm. Kendisini çok tanırım, çok severim. Çok kıymetli bir insandır benim için. Ama bu açıklamaları beni üzdü. Onu biraz konuşarak programın sonuna getireceğiz. Program sonuna mı? Kendimle ilgili hiçbir planım yok. Hiçbir plan da yaptım. Sonuçta ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'nin çocuğuyum. Bana gel dediler geldim. Git dediler gittim. Hocam rica ediyorum. Ha, sen Fenerbahçe hocasısın, etme. Ne demek gel dediler geldim, git dediler gittim. Yapma, rica ediyorum. Yani bunu bir medya mensubunu geçin. Bunu bir programcı olarak geçin. Ya bunu sizi tanıyan bir insan olarak ve sizi o sahada izlemiş bir küçüğünüz olarak söylüyorum. Yapmayın hocam, ne demek Fenerbahçe teknik direktörü. Bugün hep aynı şey. Kabinemiz 16 bakan var. Aralarında benim de bulunduğum Türkiye Cumhuriyeti'ndeki 85 milyon insandan 84.990.915 tanesi o 16 bakanı sayamaz. Evet. Fenerbahçe teknik direktörü kim dediğin zaman 55 milyon insan İsmail Kartal der. Yapma hocam, etme, ne olur ya. Ya bunu bir küçüğünüz olarak sizi seven bir insan, yalvarıyorum ya. Fenerbahçe hocası böyle konuşur mu Ahmet? Allah'ını seversen sen söyle ya. Abi ben çok yorum yapmak abi istemiyorum. Ama böyle konuşulur mu? Ne demek geldi? Hani... Fenerbahçe'yi sevmek başka bir şey. Fenerbahçe'ye aşık olmak, görev verildiğine gitmek başka. Yok. Böyle ifade edilir mi bunlar hocam? İstirham ediyorum ve geldiniz gidiyorsunuz, hala aynı iletişim problemleri. Yorum yapmak istemiyorum dememin sebebi şu. Sadece şunu anlatmaya çalışıyorum. Hani etrafta da, maça gittiğimizde, insanlarla da konuştuğumuzda da İsmail Hoca'yı çok eski tanırız, severiz, ederiz. Ama bir iletişim kamuoyuyla böyle kurulamaz. Başka bir şey söyleyeceğim. Beklentiyi, yok haklısın yani, bu eleştirine aksi bir şey söylemiyorum abi. Yani İsmail Hoca'yı zaten tanıyoruz. Yani İsmail Hoca'nın yani beklentiyi ayarlamaktan bahsediyorum. Yani Fenerbahçeliler de çok eleştiriyor ya bu iletişim üzerinden, özellikle şimdi çok İsmail Hoca üzerinden okunuyor bir şey. Ya İsmail Hoca bu kulüpte bilmem kaç sene yardımcı antrenörlük yaptı. Geldi 11 bir sene sezon... oynadı ya. Oynamaya geçiyorum. Oynamaya hocalık geçtim. Kısmını. Bir sezon tam teknik direktörlük yaptı. Sonra bir sezon, yarım sezon yaptı. Yani İsmail Hoca'dan ne bekleniyordu da onu yapmadı. Hani beklentilerin altında bir şey mi yaptı? Veya beklentilerin... Çok yani, üzücü yani. O yüzden bu sezonda bu şekilde artık yavaş yavaş sona geliyor. Ben olayı İsmail Kartal üzerinden konuşmanın, İsmail Kartal'ın yapamadıkları üzerinden konuşmayı anlamsız buluyorum. Yani İsmail Hoca bundan önce muhteşem bir iletişimciydi de. Evet. Geldi hani burada mı böyle, bu sezon mu böyle oldu? Hani ben biraz daha bu kısımda kaldığım için bu konuya yorum yapmak istemiyorum çok, evet. Abi. Cem abi, sen bir yılların iletişimcisi olarak ne diyorsun? Ya biraz şeydi, maçın başı da biraz... problemliydi. O, evet. Hani ortaya oyuncuları toplamak ve yani çok biraz bana çaresiz bir gösteri gibi geldi. Ya o kadar dışa vurmamak gerekiyordu. Çaresiz gösteri, güzel. Evet, yani, çaresiz bir gösteriydi. Yani bir kabullenişe itiraz ediyormuş gibi yapmak, o hani mış gibi yapmak var ya, son zamanlarda dilimize dolanmıştır. Her şeyi mış gibi yapıyoruz filan diye. Biraz çaresiz bir gösteri gibi geldi bana. Yani bazı şeyleri kabul etmek gerekir ve kazanımları anlatmak gerekiyor. Buranın kazanımı nedir? Onu kimse anlatmadı. Yani son 10 senede 6 kere ikinci olmuş bir takım her şeyi kaybetmiş gibi davranıyor. Ne var değil mi? Bak son 10 senede 6 kez ikinci olmuş. 2 kez üçüncü olmuş. Fenerbahçeliler bunu iyi dinlemeli. Her şeyi kaybetmiş gibi davranıyorlar ve dolayısıyla seneye bunu bir kazanım, yani bir birikim devri olmuyor. Her şeyi sil baştan yapan bir anlayış, bir yaklaşım. Biraz da bir çalışmıyorlardı anladığım kadarıyla. Kendilerini anlatmaya, oyunu anlatmaya, bir durumu ifade etme üzerine yeteri kadar çalışmadıklarını düşündürtüyor bütün bu açıklamalar. Çok basit şeyler var. İşte hani rakip analizi yaptık demek futbolun en kolayı. Geçişlerde üstünlük sağladık en kolayı. Basit goller yedik en kolayı. Yani ezberlenmiş jenerik ifadelerden... Kalıp. Taraftara yani, teşekkür, taraftara özür. Taraftar aynı şeyler. Yani bütün bunlardan uzak duracak yeni bir dil kurmak gerekiyor. İşte o dil aslında oyunu da kurtaracak diye. Cemal, hakemi, futbolcuyu, teknik adamı. Mourinho bu anlamda bize bir şeyler katabilir bu arada. Niye? Çünkü en çok çalıştıkları konu futbol kadar iletişim. İletişim. Ama şunu da ekleyeyim. Mourinho gelip de mesela Fenerbahçe'nin şu anda çok iyi bir takım var. Gelip de 8 oyuncu gönder, 10 oyuncu yapacaksa gene aynı
terane döner yani. İhtimalle. Ya yapmaz diye umut ediyorum. Antrenman fena talebeden takım değil. Alamaz antrenmanı, sakatlanır takımın yarısı. Yani umarım olacaksa bu arada Fenerbahçe yine takımında 10 oyuncu getirip 10 oyuncu gönderecekse öyle her yıl bu yapılıyor. Her yıl bu yapılıyor. Başkan kim olursa olsun bu yapılacaksa Mourinho da gelse bir çözüm olmayacak. Hocaya, Fenerbahçe üstüne koymalı. İsmail Hoca'ya benden biraz çalışmak gerekiyor. Bir tavsiye sezon gerekiyor. Sonunda Fenerbahçe'nin ayrıldığı takdirde ki öyle görünüyor. Bir basın toplantısıyla Cem abinin her zaman üzerinde konuştuğu o metrik verilerle Osterwolde'ye, İsmail'e, Ferdi'ye, belki kaleci antrenörü vasıtasıyla Livakovic'e yaptıklarını bir anlatsın. Ve bunu metrik bir şekilde anlatsın. Hep eleştirmeyelim, bir de öneride bulalım.